Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Gediz Kumaş Limited Şirketi CEO'su Buket Büyükçelebi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Buket Büyükçelebi ben. Aslen İzmirliyim. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği. Arkasından da yine Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans eğitimi tamamladıktan sonra çalışma hayatına başladım. Öncelikle Ar-Ge tasarım ve mühendisliği bir arada kullanabileceğimden dolayı kumaş üzerine çalışmalarımı yürüttüm. Bütün bunları gerçekleştirirken aynı 2000-2001 yılları arasında da konfeksiyonda kumaş bilgisi dersi öğretim görevlisi olarak tekstil mühendisi 4. sınıf öğrencilerine ders verdim. Sonrasında hep özel sektördeydim. İzmir'de yaşadığım için o dönem İstanbul şirketlerinin İzmir ofislerini kurup yönettim. 2008 yılında yine böyle bir şirketin bana yaptığı bir teklif üzerine İstanbul'a yerleştim. Profesyonel olarak çalışmaya başladım. Arkasından da 2011 yılında şu an hala yöneticisi bulunduğum Gediz Kumaş'ın başına geçtim ve çalışmalarımı sürdürüyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok maalesef. Tekstil sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden kesinlikle biri. Son öyle. Derece önemli. Peki sizin bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bu işe nasıl başladınız? Ondan bahsedelim. Aslında onun hikayesi şöyle. Okuma, yazma, saate bakma gibi etkin becerileri çok küçük yaşlarda bildiğimden dolayı ailem beni ilkokul 3. sınıftan başlatmayı uygun görmüş. Dolayısıyla basamak bravo. Atlatılmış bir kısa soluklu eğitimle 15-16 yaşlarda, yani ben çok küçük yaşlarda üniversite sınavında tercih yaparken buldum kendime. Sayısal eğitim ağırlıklı bir kültürden geldiğimden dolayı da mühendislik ve mimarlık fakültelerini yazmıştım. Bunların arasında endüstri ve tekstil mühendisliği o dönem gerçekten popüler ve gelişmekte olan bir sektördü. O yüzden o dönem inanın bana puanı tıp sınav derecesinden bile yukarıdaydı. Tekstil mühendisliğine tanışmam öyle oldu. Fakat esas mühendislik fakültesini kazandıktan sonra okul içerisinde eğitim görerek deneyimliyorsunuz mesleğinizi. Ve her okuma adımında her aşamasını tekstil mühendisliğini takip edebiliyorsunuz ve gittikçe daha sever ve işe kanalize olmuş oluyorsunuz. Burada 1960'lı yılların başında Alman Federal Cumhuriyeti tarafından kurulmuş bir tekstil mühendisliği fakültesi olduğu için pamuktan girip bitmiş ürün olarak çıkan komplike bir tesis üzerinde eğitim gördük. Okul gibi oldu. Kesinlikle çok ciddi bir okul ve her türlü atölyelerin, işletmelerin reel sektörde olduğu gibi donanımlı bir haliyle biz eğitimimizi gerçekleştirdik. Sonrasında gerek yüksek lisans projeleri, üstüne yaptığımız çalışmalarla tamamen tekstil sektörünü tanıyıp sevdik. Ben özellikle araştırma, geliştirme, yaratıcılık ve mühendisliği bir arada kullanabileceğim kumaş sektörünü tercih ettim. O gün bugündür de bu işe harika. Devam ediyoruz. Çok güzel bir konu. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki şirketimiz bir kumaş, Ar-Ge tasarım ve imalat, ihracat şirketi. Domestik müşterilerimizin dışında, Türkiye'deki domestik müşterimizin dışında esas yabancı markalara, brandlere hizmet veriyoruz. Bu hizmeti şöyle veriyoruz. Yılda iki kere ya da maksimum dört kere olmak üzere ya koleksiyon, hazırladığımız koleksiyonun müşterilere sunulmasından elde ettiğimiz sipariş akışına göre üretim oluyor. Ki bunu da uluslararası moda fuarlarını takip ederek, gelecek döneme ait trendleri analiz ederek oluşturuyoruz, harmanlıyoruz. Bu koleksiyondan seçilen kalitelerimiz müşteri bazında önce numune, daha sonra da siparişe dönebiliyor. Bunun haricinde diğer bir çalışma şeklimiz ise markaların direkt bizden talep ettiği ya da müşterilerin bizden direkt talep ettiği bu kumaşı imal edebilir miyiz şeklinde küçük swatch parçaları oluyor. Bunları analiz edip bunların fiyat, termin ve kalite üçgeninde anlaşmasını yaptıktan sonra müşterimizin kumaşını da imal edebiliyoruz. Bu şekilde yaklaşık 12-13 yıldır Gediz'de, onun öncesinde de diğer şirketlerde kumaş alanında ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ne güzel, harika. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şöyle bahsedelim. Biz hep
yenilikçi, kendimizi sürekli yenilemeye hazır, eğitime hazır bir ekip olarak görüyoruz öncelikle. Hani biz olduk bittik tamamız hiçbir zaman demedik. Kesinlikle uluslararası moda fuarlarını, uluslararası global moda şirketlerinin raporlarını takip ederek ve firmamızda bunları harmanlayarak koleksiyonumuzu sürekli yenilenebilir bir tazelikte tutuyoruz. Her şeyden önemlisi o. Bir diğer konu da çalıştığımız ülke gamlarını sentezleyerek, analiz ederek onların kültürlerini, onlara nasıl hizmet verebileceğimizi hep deneyimliyoruz. Örnek verirsek bir Alman Almanya'ya şey yaparken iş yaparken Almanya'ya servis verirken oradaki müşteri kitlesini çok iyi biliyoruz. Çünkü onlar daha konservatif, rigid değil, likralı mallarla daha rahat eden müşteriler. Oraya yönelik koleksiyon hazırlıyoruz. Ya da bir İspanya pazarına servis veriyorsanız, İngiltere pazarına servis veriyorsanız, onlar da yılın 12 ayı sürekli hızlı koleksiyon yapan firmalar, kendilerini sürekli yenileyen firmalar. Bunları çok sıcak takip etmek ve onların içinde olmak gerekiyor. Bir diğer önemlisi de aslında şirketimizin çok 7-8 yıl öncesinden başlattığı, çoğu firmanın yeni yeni uygulamaya başladığı sustainability'li sürdürülebilirlik projesinin hayata geçirilmiş olması. Bu çevre duyarlılığı ve iklim değişimiyle ilgili üretimin tamamen doğaya zarar vermeden ve sürdürülebilir olmasına imkan tanıyacak şekilde sertifikalara çalışmalar yapıp edindik. Son 3-4 yıldır aktif olarak bunları kullanıyoruz. İlk başta aldığımız dönemlerde hemen hemen hiç talep gelmiyordu. Şirket arkadaşlarım bana şey diyor, acaba boşuna mı yatırım yaptık bunlara vesaire. Fakat artık neyse ki günümüzde buna duyarlılık arttı. Ve kumaşların da doğaya saygılı bir şekilde üretilip ve buna göre tüketilmesi yönünde çalışmalar sürdürülüyor. Son olarak aslında bir de şu var, pazara yönelik hazırlık yapıp servis vermeniz gerektiğini söylediğim için özellikle Türkiye uzak doğu ülkelerine göre termini kısa işlerde tercih edilen, yani teslim süresi kısa işlerde tercih edilen bir ülke. Bu yüzden biz ülkemize sipariş getirebilmek için özellikle hazırda, müşterimize hemen servis verecek şekilde yaklaşık 20-25 kalitemizi hazırda tutuyoruz. Böylelikle çok hızlı sipariş verip buradaki konfeksiyon ihracatçılarına ya da yurt dışına ihraç ederek hızlı üretim yapmasını sağlıyoruz. Bu da sanırım bizi bir iki adım öne geçirip başarılı olmamızı sağlıyor. Harika. Geleceğe dair firmanızın ve sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Evet, geleceğe dair az önce de söylediğim gibi hiçbir şey bitmedi. Sürekli yenilenebilir görüyoruz kendimizi. Ne güzel. Eğitim ve sürekli yeniliği bünyemize katmaya çalışıyoruz. Fütüristik raporları takip ediyoruz. Özellikle bilinen bir moda vizyon firmasının geçtiğimiz günlerde okuduğum bir yayınında X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, Baby Boomers'la başlayan bu jenerasyon tanımında Alfa kuşağından sonra Beta kuşağı, yapay zekanın içine doğmuş bir Beta kuşağı var. Bu Beta kuşağı gelecek dönemin tüketici kitlesini oluşturuyor. Hal böyle olunca onların tüketici kodlarını inceleyerek bir rapor oluşturmuşlar. Oluşturmaya, tahminlemeye çalışıyorlar daha doğrusu. Bu gibi yenilikleri takip ederek, çünkü gelecekte belki biliyorsunuz mağazalarda akıllı ayna sistemleri, robot satış elemanları, online alışverişin tamamen çok büyüdüğü bir döneme girmiş olacağız. Buna yönelik kumaş kaliteleri, buna yönelik ürünlere gidebilecek kumaş kaliteleri ve hızı ön plana çıkarıp koleksiyonları bu doğrultuda da hazırlıyoruz. Tabii bütün bunları yaparken de dünya çapında kendimizi duyurmak istediğimiz için de okyanus ötesi ülkeler için, özellikle Amerika pazarı için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakalım, yani çalışıp sürdürüp elimizden geleni yapıyor olacağız. Ülkemizi de en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. İnşallah. Çok gurur verici inşallah, çok gerçekten. Teşekkürler inşallah. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeniz nedir? Evet, kimler bu mesleği yapabilir? Açıkçası biz bunu pandemi döneminde çok iyi analiz ettik. Pandemide herkes gibi önce biz de bir korkup
kapandık, ne olduğunu bilmediğimiz ve 15-20 gün yaşadık. Fakat inanın bana, biz sigortacılık, bankacılık sektörü gibi soyut değil, somut bir ürün sattığımızdan dolayı insan ilişkilerine dayanıyor bizim yaptığımız iş. Sıcak ilişki, yüz yüze, temas. Evet, temas. Çünkü ortada dokunacağınız, hissedeceğiniz bir materyal var. Evet. Hal böyle olunca insan ilişkilerinden hoşlanan ve girişken arkadaşlara tavsiye etmek doğru olacaktır. Bir diğeri de tabii uluslararası pazar hizmet verdiğimiz için yabancı dil ilgisi. Tabii. Günümüzde artık bir, iki değil, bazen üç yabancı dile kadar öğrenilmesi gerektiğini görüyoruz. Ve seyahat etmeyi seven, değişik kültürleri analiz etmeyi seven, dünya insanı arkadaşlara ve pazarlamadan ve insan ilişkilerini bir arada yürüten arkadaşlara şimdiden öneriyorum. İnşallah sektöre katarız yeni arkadaşlarımızı. Evet, çok gelecek vaat eden. Kesinlikle. Türkiye'de tekstil sektör hiçbir zaman bitmez. Muhakkak. Senelerdir devam eden. Dünyada rekabet yaratan bir ülkeyiz. Evet, evet. Son yıllarda biraz uzak doğu da bu konuda bize rekabet eder hale geldi. Biz bunları da analiz ediyoruz. Türkiye'yi tekrar öne çıkarmak için ne yapabiliriz de tartışıyoruz arkadaşlarımızla. Ama tekstil gerçekten Türkiye'nin lokomotif sektörü, arkadaşları davet ediyoruz bizimle çalışmaya. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Çok mersi. Programın sonuna geldik. Rica ederiz. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Öncelikle sevgili izleyiciler, bizi dinleyen ve bu videoyu izleyen tüm izleyicilere gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra elbette böyle bir imkanı iş insanlarıyla izleyicileri buluşturduğu için biziniz Channel Türk TV'ye ve sizlere bu güzel sohbet için ayrıca teşekkür ediyorum. Yayın hayatınızda bundan sonra başarılı, akıcı, verimli bir hayat diliyorum. Çok mersi. Biz teşekkür ederiz efendim. Bugünkü konuğumuz Gediz Kumaş Limited Şirketi CEO'su Buket Büyükçelebi'ydi. Efendim, katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için tekrar teşekkürler ve nice başarılar. Benim için memnuniyet vericiydi. Çok sağ olun, şeref verdiniz. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.